Kazan dibimiz hazır. Ters çevirerek servis ediyoruz. Akşam akşam kazan dibi hazırlığı yapıyorum ki yarına hazır olsun. Malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı pirinç unu, 1 yumurtanın sarısı, vanilya ve tabanı yağlamak için tereyağı ve pudra şekeri. Kazan dibinin muhallebisinin tüm malzemelerini karıştırdım. Vanilyayı en son ekleyeceğim. Onun dışında kazan dibini yakacağım kabıda. Önce yağladım. Daha sonra bol pudra şekeri ektim. Altını yakacağım. Üzerine muhallebiyi dökeceğim. Muhallebimiz kıvam almaya başladı bile. Şimdi vanilyasını ekliyorum. Bu arada tavada da altını yakmıştım. Yağ ve şeker iyice karamelize oldu. Rengi değişti. Şimdi muhallebimizi blenderdan geçireceğim. Daha sonra tavaya aktaracağım. Evet, muhallebimiz pişti. Şimdi tavaya birkaç kepçe koyup kızdıracağım. Üzerine diğer muhallebiyi ekleyeceğim. Tavadaki iki kepçelik muhallebi şekerle birlikte yanarken biz burada diğer kalan muhallebi blenderlıyoruz. Islak beze oturttum. Tavayı da ıslak beze oturtacağım. Sabaha kadar bekleteceğim. Altı istediğimiz kıvama geldi mi diye şöyle küçücük kontrol ediyorum. Evet, gayet güzel kızarmış. Bu aşamada diğer muhallebiyi de üzerine dökeceğim ve ıslak beze oturtacağım ki kolay çıkabilsin. Muhallebinin altı istediğim kıvamda yandı. Şimdi kalan diğer muhallebiyi üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi ıslak bir beze oturttum. Servis ederken kolay çıkabilsin diye. Dolapta bir gece beklemesi iyi olacak.